Merhaba değerli izleyicilerimiz. İşimiz sağlıkta bugün pek çoğunuzun çok yakından ilgilendiği, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bir konuyla karşınızdayız. Romatizmal hastalıklar. Bize göndermek istediğiniz mesajlarınızı WhatsApp üzerinden 0542 332 6332 telefon numarasına gönderebilirsiniz. Bugünkü konuklarım Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Romatoloji Bilim Dalı öğretim üyeleri Profesör Doktor Recep Tunç ve Doçent Doktor Adem Küçük. Fizik tedavi ve rehabilitasyon aslında ana bilim dalı. Ben de az önce hocalarıma söyleyerek buna karar vermiştim ama romatoloji gene bilim dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Hilal Kocabaş. Aslında üç hocam da romatoloji bilim dalı öğretim üyesi diye karşımızda. Çünkü biz bugün çok merak edilen romatizmal hastalıklarla ilgili soruları yönelteceğiz kendilerine. Hoş geldiniz sayın hocalarım. Öncelikle Recep Hocam sizinle başlayalım. Biz romatizmal hastalıkları konuşacağız dedik ama nedir romatizma? Romatizma nedir? Güzel soru. Cevabı da biraz zor soru. Romatizma hastalıkları dendiği zaman insanların algısı, insanların kafasına yazılmış olan şey, hatta hekimlerimizin kafasına da yazılmış olan şey, hareket sisteminin ağrılı hastalıkları gibi algılanıyor. Omuz ağrıyan birisi, of of omuz romatizman başladı, dizi ağrıyan diyebiliyor. Ama romatizma hastalığı dendiğinde benim aklıma İlk gelen şey şu olur hep. Romatizma hastalığının başka isimleri de var. Bunlardan birisi bağ dokusu hastalığı. Bağ dokusu dediğimiz şey ne? Hücrelerin arasındaki doku. Hücre nerede varsa orada bağ dokusu var. Romatizma hastalığı da orayı tutar. Hatta kollajenöz derler. Bağ dokusunda en çok bulunan proteinler, onun başında kollajen gelir. Onun için bağ dokusu hastalığı. Aslında yaygın bir hastalık, her yeri tutabilen. Ama temel özelliği de savunma sistemimizle alakalı olduğu için genelde iltihapla seyreden, yani tüm vücudu tutabilen, sıklıkla hareket sistemi olabilir ama bunun yanında gözü, beyni, akciğeri, kalbi, bağırsakası, tüm sistemleri etkileyebilen iltihaplı hastalıklar grubuna romatizma hastalıkları denir. Aslında siz bunu söyleyince romatizma hastalıkları deyince izleyicilerimiz de belki böyle düşünecektir mutlaka hocam. Sadece işte belin yanın, işte kolun, bacağın ağrısı. Hani siz şimdi birçok organı etkilediğini söylediniz. Kesinlikle. Romatizmal hastalıklarda. Bir de hep biz yaşları çok ileri olanlarda görülür diye düşünüyoruz. Hiç çocuklarda da görülüyor mu daha gençlerde? Gözüküyor tabii. Bir resim vardı. O ilk resmi arkadaşlar koyarsa bizim bundan yıllar önce polikliniğimizin önünde bir grup hasta. Onu fotoğraflamışım. Sanırım bu fotoğraf. Evet, oraya baktığınızda orada çocukları görüyorsunuz. Bunlar ailesel Akdeniz ateşi dediğimiz, ülkemizde sık görülen FMF hastalığı çocukları. Orada kırmızılı bir kızcağız var. O JRA, muhtemelen ankilozan spondilit grubu gibi de duruyor. Bu arada Behçetli hastalar, seronegatif hastalar, orta yaş grubu, Behçet hastalığı, ankilozan spondilit. Bir de sağda iki tane ihtiyar var. Onlar da değişik hastalıklar. Romatoid artrit gibi başka şeyler olabiliyor. Yani doğuştan itibaren ölünceye kadar, ama yaş gruplarına göre sıklık değişiyor. Doğduktan itibaren ölünceye kadar her yaşta romatolojik hastalık ortaya çıkabilir. Bu çok güzel özetlemiş aslında, evet, resmi. Evet. İyi ki getirmişsiniz hocam bizim için de. Peki romatizmal hastalıklar çok mu sık görülüyor? Aslında ülkeden ülkeye, ırka göre, yaşa göre, yaşadığınız coğrafi bölgeye göre değişebiliyor sıklık. Bazı ülkelerde ankilozan spondilit romatoid artrit dediğimiz hastalıklar daha sık. Ama bizim ülkemizde daha fazla biz Behçet ve FMF hastalarını, yani ailevi Akdeniz ateşi hastalarını görüyoruz. En sık rastladığımız grup bunlar. Genel dünyaya bakarsanız romatoid artrit %1 oranında görünüyor şeklinde söylenir. Türkiye'de çok fazla yapılmış epidemiyolojik çalışmalar yok ama yaklaşık Türkiye'de de bunun yansıması olduğu söyleniyor. Biz de kendi polikliniklerimizde daha çok bunları görüyoruz ve bu hastaları takip ediyoruz. Ama tabii ki diğer daha ciddi seyreden, organ tutulumları olan ve ölüme neden olabilen romatizmal hastalıklar da ülkemizde mevcut. Ama oranları şanslıyız ki daha az, öyle diyeyim. Yalnız bu arada bir şey söyleyeyim.
9 Eylül'deki arkadaşlarımız bir yerden bunu duyarsa ayıp olur. 9 Eylül Üniversitesi Türkiye'de romatoid artrit sıklığına baktı. Evet. Spondilartrit sıklığına baktılar. Bizim 200 kişiden birinde romatoid artrit var. Behçet daha az sıklıkta ama evet. En yoğun yani en sık görüldüğü dünyada merkez anlamında Türkiye. O da işte 10 binlerde 40, 10 bin kişinin 40'ında 250'de bir gibi romatoid artrite yakın bir sıklığı var. Evet, teşekkür ederiz desteklediğiniz için. Hem de ben de kendi bölümü düşünerek demek ki başka epidemiyolojik çalışmalar da yapılabilir diye birden aklıma gelmişti. Peki Adem Hocam, sıklıktan bahsettiğinden hocam, Recep Hocam çok güzel bize tanımladı romatizmayı. Aklımızdakinden daha geniş bir çerçevede. Hangi şikayetlerle bu hastalar gelir? Hangi belirtiler olur genelde? Recep Hocam da belirttiği gibi aslında bu hastalıklar pek çok organı, sistemi etkileyebiliyor. Dolayısıyla bunların yansımaları oluyor. Mesela hasta ateşle de gelebilir. 38, 39, 40 derece bulan ateşler olabilir. Dolayısıyla her ateşte biz enfeksiyon düşünmüyoruz. Alttan bir bağ dokusu hastalığı, romatizmal bir hastalıkta çıkabilir. Yine hastalar ağız yaralarıyla gelebilir. Ağzın içinde ortası beyaz, etrafı kırmızı ağız yaraları oluşursa da yine bizim bazı hastalıklarımızda bu bulgular olabiliyor. Hasta ağız kuruması, yakınmasıyla da gelebilir. Lokmaları yutarken bunu zorlandığını, su içmek zorunda kaldığını, sık sık su içtiğini söyleyebilir. Ya da gözünde yanma, batma olabilir. Kaşıntı şikayeti olabilir. Kumlanma diye tarifleri hasta. Bu şekilde de gelebilir. Bel ağrısı olur. Bel ağrısı iş yapınca ortaya çıkarsa evet mekaniktir ama sabahleyin kalktığı zaman çorabını bu insanlar giyemezler, ayakkabılarını bağlayamazlar, toparlanamazlar. Emekleyerek kalkabiliyorlar. Hareket ettikçe açıldıklarını söylerler. Geceleyin çok zorlandıklarını, gece uyandıran bel ağrısı çektiklerini söyleyebilirler. Tabii genç hastalarda bu daha özellikli. Dolayısıyla bu da bizim hastalıklara işaret edebilir. Diğer taraftan kilo kaybı. Vaskülit dediğimiz damar iltihaplarında kilo kaybı olabiliyor ya da değişik hastalıklarımızda. Dolayısıyla burada önemli. Kilo kaybı varsa hastalarımızın uyanık olması gerekiyor. Diğer taraftan bu ağız yaralarının aynısı etekte aşağı kısımda gelişebilir. Ya da cilt döküntüleri olabilir. Ya da tırnak değişiklikleri, sedefe ait bir cilt lezyonu da olabilir. Hastaların çok çeşitli yakınmaları var bu noktada. Mesela eklemleri şişebilir. Tek eklem şişebilir, iki eklem şişebilir. Eklemlerinde o bölgede şişen kısımlarda kızarıklıklar olabilir. Hareket ettiremez eklemini. Bu durumda da yine romatizmal hastalıklar aklımıza gelecek. Teşekkür ederim. Şimdi biraz önce de biraz hocalarım değindi hani sık görülen Behçet vesaire üzerinden gittiniz ama aslında bizim toplumumuzda en sık görülenler ne? Bir de sizlere en çok başvuran hastalar hangi hasta türleri oluyor? Ben Adem'in söylediklerine toplayıcı bir cümle söyleyeceğim. Benim hep söylediğim bir şey var. Romatoloji iç hastalıkları içinde bir bilim dalı ama iç hastalıklarından çok büyük. Romatoloji hastası kim olabilir anlamında. Beyin tutulumu oluyor, gözü kapanıp geliyor, iyileşmeyen akciğer oluyor. Hatta dün başlayan kalp krizi geçirmiş bir insanda da romatizma çıkabilir. Onun için hastaların hangi şikayeti varsa, yani şu şikayet romatolojik hastalığa aittir diyebileceğimiz travma dışında. Düşmüş, ayak bileğini burkmuş. Ayak bileği ağrıyor. Bu travmaya bağlı. Ya da 3 gündür ateşi var, 5 gündür akut enfeksiyonlar olabilir. Ama uzun süren hangi yakınma olursa olsun bu böbrek hastalığı fark etmiyor. İltihapla seyrediyorsa o zaman romatoloji oluyor. Tabii ki bize en çok kim geliyor? Herhalde artrit olduğu için eklem ağrısı olanlar geliyor. Eklem kısmında, hareket kısmında ağrısı olduğunda halk romatizmayı, hareket sisteminin ağrılı hastalığı demiştik ya. Evet. Onlar çok kolay geliyorlar. Ama gözünde bir şey var. Gözü kanlanmış, kapanmış, açılmış. Bunu göz doktoru gönderiyor. Veya işte sol kolunda uyuşma, beyinde bir şey, iltihap bir şey çıkmış, enfarktüs geçirmiş, üre kreatinliği yükselmiş. Onları da doktor arkadaşlar gönderiyor. Bize en çok gelenler bilinçli hastalar dışında genel anlamda eklem şişlikleri, eklem ağrıları, ağrılarla geliyorlar. Yani romatoloji kliniklerine ağrılarla geliyorlar. Eklemek istedikleriniz olursa sayın hocalarım hepiniz birlikte ben öyle ortaya hep soruyorum ama Recep hocam hani az önce bir de Behçet hastalığı hemen dediniz ya hemen bir onu sorayım. Behçet hastalığı nedir tam olarak? Behçet hastalığı nedir?
Behçet hastalığıyla ilgili de birkaç görüntü de getirdim. Öyle onları mi? Da koyacaklardır. Hastalar görebilirler. Aslında Behçet hastalık mı değil mi onu bilmiyoruz. Hastalıkla sendrom çok farklı olduğu için Behçet sendrom ve biz Behçet'in nedenini bilmiyoruz ki nedenini bilsek çok şeyler yaparız. Daha patogenezini anlamaya çalışıyoruz. Behçet hastalığı ağızda yaralar, bir sonraki slide gelirse başka yerlerinde genital bölgelerinde yaralar. Bunlar da üveyit, ön üveyit, gözde kızarıklık. Hatta burada gözün alt tarafında insanlar görüyor mu? Ben buradan ayıramıyorum ama gözün o renkli kısmında cerahat gözüküyor ki bu Hulusi Behçet Ozan'ın tarif ettiği hipopiyon üveyit. Yani ağız genital bölgelerde yaralar, göz hastalıkları, damar hastalıkları, bu işte karaciğerden çıkan damarı tıkanmış bacciğeri dediğimiz bizim bir hastamızın görüntüsü. Bu hastalık ta baştan beri vardı. Behçet hastaları çok eski. Herkes bir yere atfediyordu. Hulusi Behçet isminde İstanbul Üniversitesi'nden bir hoca, 3 tane hastası ki bunları yıllarca takip etmiş. Tam hatırlamıyorum da biri 8 yıl, biri 13 yıl, biri 15 yıl. Bunlar da ortak bir özellik görmüş. Tekrarlayan ağızda aftöz lezyonlar, genital lezyonlar ve kör edici hipopiyonüveit denilen 3 özelliği vurgulamış. Behçet'in diğer şeylerini de anlatıyor. Demiş ki ya bu bizim bildiğimiz hastalıklardan birine benzemiyor. Bu kendi başına bir şey. Buna 3 semptomlu bir şey bu. Trisemptom kompleks diye başlayan. Sonra da Hulusi Cilt bahsettiği için Paris'te bir cildiye toplantısında Behçet sendromu adı verilen Türkiye için önemli. Sakatlık yapıcı körlüğün en çok sebebi Türkiye için. Kazaları, travmaları bir tarafa bırakarak Japonya'da da bizde de körlüğün en önemli sebebi sakatlık anlamında. Bu arada damar ve beyin tutumlarında da öldürücü olabilen bir hastalık. Tabii bizim hastalığımız olduğu için hastalık konusunda, hastalığın tedavisi araştırma konusunda Türk hekimleri gerçekten başarılı. Çok güzel. Hocam hani hikayesini çok iyi anlattınız değil mi? Söyleyince nereden kaynaklanmış diye, ama hastaların bir de hep aklına geliyor ya. Adem Hocam mesela bulaşıcı mı? İşte İdil Hocam genetik yapısı var mı? Biraz böyle şeylerden bahsedebilir misiniz bize? Bu hastalıkların bulaşıcı bir tarafı yok. Ama bizim romatizmal hastalıklarda en önemli şey şu. Gerçi birçok hastalık içinde bu böyle. Çevre ve üzerine gen ya da gen üzerine çevre. Kesinlikle genetik faktörlerin rolü var. Bazı hastalıklarda bu daha ön planda. Bazı toplumlarda bazı romatizmal hastalıkları daha fazla görüyoruz. Örneğin ankilozan spondilit. Hasta sizin önünüze geliyor. Erkek bir genç bir hasta. İşte babasında da var. Dayısının oğlunda da var. Ya da FMF, ailesel Akdeniz ateşi. Bakıyorsunuz sülalede birçok insanda oluyor. Neredeyse olmayan hasta yok ailelerinde, akrabalarında. Dolayısıyla genetik yönü var. Ama bulaşıcı değil. Güzel. Peki korunma yolları var mı? Romatizmal hastalıklardan aslında korunma yolları çok fazla yok. Yani hastalar bazen bize sorarlar. İşte tamam ben bunu aldım, ilaçlarımı kullanacağım ama bundan sonra nasıl korunabilirim? Ya da çocuğumu ben bundan nasıl koruyabilirim? Baktırayım mı? FMF mesela geni pozitif gelmiş, kromozomu pozitif gelmiş bir hasta. Çocuğuma da baktırayım mı? Onda da varsa ne yapabilirim diye soruyorlar ama maalesef korunma yöntemleri yok. Sadece ailelerimiz o zaman hani biraz daha dikkatli olmalarını, semptomlarını takip etmelerini istiyoruz. Çünkü Recep Hocam'ın da dediği gibi hani birisinde mesela Behçet hastalığı evet ağızda yara, genital bölgede yarayla başlayabilir. Diğer hasta da üveyitle gelebilir. Bir diğerinde derin ven trombozuyla gelebilir. Dolayısıyla herhangi bir farklı durum, sağlığını bozan bir farklı semptomu varsa o zaman mutlaka başvurmasını istiyoruz. Ama hani FMF'li bir anne var, çocuğuma da gideyim baktırayım mı, her ay tahlil yaptırayım mı, öyle bir şey söylemiyoruz biz hastalarımıza. Sadece semptom olduğu zaman başvurun diyoruz. Çünkü genetiğinde varsa vardır. Ama genetik takibi yapmıyoruz biz. Ya bu konuda bir şey söyleyeyim. Hastaların çok sık sorduğu bir soru var. Ben niye hastalandım? Bana soruyorlar. Ben de diyorum ki vallahi ben de bilmiyorum. Eğer ben senin niye hastalandığını bilsem, sen değil, sağlıklı olup ben Behçet hastası olacak mıyım? Ben romatoid artrit olacak mıyım? Ben ankilozan spondilit olacak mıyım diye insanlar gelir. Biz
birkaç hastalık için biliyoruz. Enfeksiyon hastalıklarının ne yaptığını, çevre şartlarını değiştirerek antibiyotikler, profilaksi yapabiliyoruz. Hı hı. Pür genetik hastalıklar var. İşte var mı yok mu, çocuğunda hangi ihtimalle genetik, bunları bilebiliyoruz. Nasıl olduğunu bilmiyoruz da bunlar da oluştuğunu biliyoruz. Ama romatolojik hastalıklarda öyle pür genetik çok fazla hastalık yok. Genlerle ilişki var. İlişkiyle, genle ilişkiyle genetik hastalığı ayırmak gerekiyor. Bir insan gözü, saçı, boyu, postu annesine babasına benziyor. Şimdi bir insanın somatik dış görünüş annesi babasına benziyorsa, insüline karşı vücudunun vereceği reaksiyon, şekere karşı reaksiyon, sodyum aldığında tansiyonunun yükseliyor. Yani genlerle ilişkisi olmayan hiçbir şey yok. Birkaç genetik hastalık dışında bizdeki hastalıklar genetik hastalık değil, genlerle ilişkili. Koruma amaçlı yapabileceğiniz de bir şeyler yok. Sadece hastalık olduğunda tespit edip hastalığın ilerlemesini, ne yapabileceğini biliyoruz. Şimdi bir insanda bir hastalık geliştiğinde, ben artriti gelişmeyen bir insanda romatoid art olup olmayacağını bilmem. Ama artrit ve romatoid artrit dediysem onun sakat kalabileceğini biliyorum. Bunun önlemini alabiliyorum. Kronik iltihaptan böbreğinin amiloidoz dediğimiz böbreklim olacağını bilebiliyorsun. Behçetse gözü anlamında önceden gözü hiç tutulmamış, koruma amaçlı ilaçlar falan verebiliyoruz. Hastalık ortaya çıktıktan sonra ilerlemeyi durdurma, hastalığı söndürme ama düzenli ilaç kullanarak bunları sağlayabiliyoruz. Ama yoksa ne yiyeyim, ne yemeyeyim, ne yerseniz yiyin diyorum. Çünkü hastalıkların yemekle de çok fazla ilgisi yok, hep sorarlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi kısa bir reklam arası, ardından FMF ile devam edeceğiz. Tütün mamullerini